Kansız bademcik ameliyatı. Buna bir kelime daha ekleyecek olursak, aramalarda, internet aramalarında kansız, ağrısız bademcik ameliyatı şeklinde rastladıklarım oluyor. Şimdi kansız bademcik ameliyatı diye bir ameliyat doğrusunu isterseniz yoktur. Temel olarak söyleyeceğim bu, hele de ağrısız ameliyatı diye bir şey yoktur. 2000 senesinden beri radyofrekans cihazını kullanıyorum. Kansız bademcik ameliyatı diye özellikle bahsedilmekte olan radyofrekans yöntemiyle ve hatta özellikle de termal welding veya koblasyon yöntemi dediğimiz yöntemlerle tanımlanmaya çalışan, ifade edilmeye çalışılan ameliyatlardır. Bunlarda da kan vardır. Elbette ki soğuk tekniğe göre biraz daha azdır. Ama kansız ameliyat demek çok doğru bulmuyorum. Çünkü her bademcik ameliyatının, zaten ameliyat sırasında bir kanama olursa doğal olarak durduruyoruz. Ama daha sonrasında kanama ihtimali, yani ta ki 15 gün sonrasına kadar ameliyattan kanama ihtimali vardır. Yani konuşulmakta olan kansız bademcik ameliyatı, hele hele kansız, ağrısız bademcik ameliyatı cümlelerine çok da fazla katılmamakla beraber, elbette ki çok az, çok makul bir kanama olması koşuluyla bademcik ameliyatlarımızı, tabii ben kendi pratiğimde 2000 yılından beri sadece ve sadece koblasyon yöntemini kullanmakta olduğum için oldukça az kanamayla, ameliyat sonrasında hiç kanama görmemiş olmak tecrübelerimin içerisindedir. Dolayısıyla mutlu bir şekilde, başarılı bir şekilde radyofrekans yöntemiyle ve özellikle de koblasyon yöntemiyle ameliyatlarımı gerçekleştiriyorum.